Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'de yakından ilgileniyor. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a 18'lik Wunderkid. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gurbetçi yıldızı gündemini aldı. Alman basınında yer alan habere göre Galatasaray Union Berlin'in U19 takımında forma giyen Barış Kalaycı ile ilgileniyor. 18 yaşındaki futbolcuya takımında gösterdiği performansının ardından ilginin büyük olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Fiorentina, Udinese ve Parma'nın da genç futbolcuyu takip ettikleri ifade edildi. Union Berlin, Barış Kalaycı ile kısa bir süre önce profesyonel sözleşme imzalamıştı. Alman basınında yer alan haberde, genç futbolcunun takımla olan sözleşmesinin sadece birkaç hafta daha geçerli olacağı kaydedildi. Union Berlin'in Barış Kalaycı'yı takımda tutmak için hamle yapması gerektiği vurgulandı. Ana mevkisi 10 numara olan Barış Kalaycı, sol kanat ve santrafor bölgesinde de forma giyebiliyor. Galatasaray'dan çift transfer bombası. Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak. Sarı Kırmızılıların Ar-Ge sorumlusu Fatih Demireli, sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürbüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı. Sezon sonunda operasyonun devam edeceği ve önemli genç oyuncuların takıma kazandırılacağı öğrenildi. Galatasaray Werder Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç yıldızın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Doğumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor. Bonservisi Bayern Münih'te olan ve Schalke'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden biri. Danimarka ekibi Midtjylland'in yıldızı Aral Şemşir'le de görüşmeler devam ediyor. Ayrıca adı Beşiktaş'ta da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal da geniş listede yer alan isimlerden. Galatasaray sezon sonunda bu 6 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'a Icardi için dev teklif. Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi için Arap kulüpleri kesenin ağzının sonuna kadar açtı. Fahiş fiyatlarla kadrosuna kattığı süper yıldızlarla transfer piyasasının odak noktası haline gelen Fulya kulüpleri, Hasan'ın ikonik yıldızı Icardi'ye de transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde de oyuncuyu çok isteyen Arap temsilcilerinin Galatasaray'a reddedilmesi çok güçlü bir teklifle geleceği iddia edildi. Tam 50 milyon euro. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve Sarı Kırmızılılardan sponsor desteğiyle birlikte senede 10 milyon euro net maaş alan Icardi için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 50 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El Nassr, Mauro için de yıllık 40 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Icardi, Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu biliniyor. Kulislerde Icardi için daha önce Paris Saint-Germain'e 40 milyon euro öneren Saudilerin 50 milyon eurolara çıkmasının mümkün olabileceği konuşuluyor. Milan ve Lazio Abdülkerim için kapışıyor. Okan Buruk'un defansta vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakçı son dönemde transfer haberleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz kamaştıran Bardakçı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan ve Lazio,
Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için harekete geçmiş durumda. Özellikle Lazio cephesinde Mauricio Sarri'nin milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Galatasaray'ın iki kulübede kapıyı 20 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Manchester United'tan Galatasaray'a rekor teklif. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Lazio'nun 18 milyon euro teklifini elinin tersiyle iten Galatasaray'a, Yıldız Rugali için bu kez İngiliz'de ve Manchester United teklif sundu. The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euroya transfer edilen Lucas Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Lucas Torreira, Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olduğunda da takımına 30 milyon euro kazandırmıştı. Galatasaray'dan Sofyan Amrabat bombası. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha için oyuncu talebinin ardından gündeme Sofyan Amrabat geldi. Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi. Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince, kolları sıvayan Çimboğan, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti. Çimboğan sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Faslı'nın libero için yeniden düğmeye bastı. Galatasaray 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı. Daha önce sarı kırmızılı kulüple forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı. Galatasaray'dan Hummels bombası. Transfer çalışmalarında kılı kırk yaran ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadronun temellerini atmaya hazırlanan Galatasaray, Flash Blitz mi gündemini aldı. Sarı kırmızılı kurmaylar transfer çalışmaları için rotayı Almanya'ya çevirdi. Alman basını Jim Bohm'un Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli stoper Mats Hummels'i listesine aldığını yazdı. Hummels'in Bundesliga debüyle olan kontratı Haziran ayında sona erecek. Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi de yıldız isme kadroya dahil ederek savunmasını güçlendirmenin planlarını yapıyor. Bu sezon kulübüyle 38 maça çıkan deneyimli oyuncu 4 gol atıp 1 de asiste imza attı.